5. sınıf sosyal bilgiler dersi 1. dönem örnek 1. yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Lütfen durdurup kendiniz çözün. Aldığınız puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, diğer yazılı videoları için ya da diğer ders videoları için kanalımı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. İlk bölümden hemen başlıyorum. Aşağıdaki tabloda listelenen bilgiler grup mu, kurum mu yoksa kalabalık mı? Çarpı işareti koyarak belirleyiniz. Baktığım zaman burada 5 tane var zaten. Her biri yaptığın doğru için 2 puan olarak hesaplayabilirsin. Çarşamba Belediyesi bir kurumdur sevgili öğrencilerim. Ankara-Konya arasında tren ile yolculuk yapan insanlar. Çocuklar, bu da bir kalabalığı oluşturur. Yani bunun AVM'de dolaşan insanlardan pek de bir farkı yok. Belirli bir amaçları olması gerekiyor grup olabilmesi için. Samsun Ortaokul Halk Oyunları ekibi bir gruptur. Bunların belirli bir amaçları var. Sinop Devlet Hastanesi kurumdur. Karate takımı ise bir grup olur. Yazılımızın B bölümü 10 puan değerinde. Aşağıdaki tabloda yer alan bayramlar hangi çeşit bayramdır? Karşısına çarpı işareti koyunuz diyor, işaretliyiniz diyor bize. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bir milli bayramdır. Ramazan Bayramı ise dini bayramdır. Nevruz Bayramı ise mevsimlik bir bayramdır sevgili öğrenciler. 21 Mart'ta kutlanır. 30 Ağustos Zafer Bayramı milli bir bayramdır. Tıpkı 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı gibi. Tıpkı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi. Ve yazılımızın C bölümü doğru yanlış ifadeleri doğruların başına D harfi, yanlışların başına Y harfi, toplamda 10 tane ekranda 5 tanesini görüyorsunuz. Kurumlar kısa süreli gruplardır diyor bize. Mesela bir kurum söyleyeyim size. Okul kısa süreli midir? Bu sene var, geçen sene var, ondan önce vardı. Belki babanın okulu bile odur ya da annenin ya da akrabalarından birinin, değil mi? Kısa süreli diyemezsin buna. Yanlış bir bilgidir. Dişlerimizi fırçalamak, odamızı toplamak okula karşı sorumluluklarındandır. Dişini fırçalamak sorumluluğundur, odanı toplamak sorumluluğundur ama bunları okula karşı sorumluluk olarak düşünemeyiz. Yanlış bir cevap. Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre her insan 15 yaşına kadar çocuktur diyor. Hayır efendim. Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre her insan 18 yaşına kadar çocuktur. Yanlış bir bilgi. UNICEF çocuklara yardım amacıyla kurulmuş bir uluslararası kuruluştur. Doğru bir bilgidir. Bir insan birden fazla role sahip olamaz. Sen babanın oğlusun ya da kızısın. Okula geldiğinde öğrenci rolüne bürünüyorsun. Basketbol takımındayken ya da futbol takımındayken, voleybol takımındayken oyuncu rolündesin. Bir insanın aynı zamanda birden fazla rolü olabilir. Yanlış bir bilgidir maalesef. Diğer beşine bakalım. Nevruz Bayramı 21 Mart günü kutlanmaktadır. Mevsimlik bir bayram, doğru bir bilgidir. 21 Mart baharın başlangıcı olarak kutlanılır. Kültür doğuştan getirdiğimiz özelliklerimizdir. Çocuklar, doğuştan değil sonradan kazandığımız özelliklerdendir. Yanlış bir bilgi. Bağlama Türk halk müziği çalgılarındandır. Doğru bir bilgi. Bir bireyin birden fazla rolü olabilir. Daha deminki tam tersi, doğru bir bilgi. Sümele Manastırı Trabzon'da. Burada ne diyor? Hatay ili sınırları içerisindedir. Yanlış bir bilgi. Yaptığın doğruları 2 puan olarak hesapladık. Sevgili öğrenciler, özel matematik derslerimiz 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflara ait internet üzerinden verilmektedir. Haftanın 2 günü birer saat İbrahim Hoca tarafından canlı derslere bağlanmak için 507-215-2658 nolu telefondan ayrıntılı bilgi edinebilirler. Ve yazılımızın D bölümü 6 tane boşluk doldurma ifadeleri var. Yaptığın her doğru için 2 puan olarak hesaplama yapabilirsin. Kelimeler oku lütfen bu tarz sorularda. Nevruz Bayramı, kurum, doğal varlık, kalabalık, tarih eser ve kültür kelimelerinin uygun olan yerlere yerleştirelim. 3 tane var, 3 tane daha ekrana gelecek. Doğada insan eli değmeden oluşmuş güzelliklere doğal varlık denir. Getirdim hemen buraya. Nokta nokta nokta, 21 Mart'ta Türklerin baharın gelişini kutladıkları en eski milli bayramlardır. Nevruz Bayramı'ndan bahsediyor sevgili öğrencim burada da. Bir diğeri, belli bir amacı gerçekleştirmek için yasalara ve kurallara göre kurulan uzun süreli gruplara nokta 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 denir. Yasalar ve kurallar olduğu için biz bunlara kurum diyoruz. Okul bir kurumdur, sağlık ocağı bir kurumdur, devlet hastanesi bir kurumdur, karakollar bir kurumdur, adliye binaları bir kurumdur. Diğer üçüne hemen bakalım. Burada diyor ki, bir toplumda nesilden nesile aktarılan, yaşatılan maddi ve manevi değerlere, düşünce ve sanat varlıklarının tümüne
kültür denir. Kültür kelimesini de buraya getirdim. Eski uygarlıklardan günümüze kadar kalmış mimari yapılara, kap, takı, tarım aleti gibi eşyalara tarihi eser denir, getirdik. Birbirini tanımayan, tesadüfen ve kısa bir süre için bir arada bulunan insanlara ise kalabalık denir sevgili öğrenci. Mesela yolda yürüyen insanlar birbirini tanımadan herhangi bir amaç için buluşmamış ve tesadüfen orada buluşmuş insanlara kalabalık diyoruz. Ve yazılımımızın E bölümü 8 puan değerinde eşleştirme. Halk oyunlarımızı ok çıkararak bölgelerimizde eşleştirelim diyor bize. Sevgili öğrenciler, Horon Karadeniz bölgesine ait bir oyundur. Zeybek Ege bölgesine ait bir oyundur. Halay Güneydoğu Anadolu bölgesine ait bir oyundur. Geriye de kaşık da Akdeniz bölgesine ait bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Ve yazılımımızın F bölümü aşağıdaki sorularda doğru olan seçeneği işaretleyiniz diyor. 10 tane soru yaptığın her doğru için 3 puan olarak hesaplamada yapabilirsin. Diyor ki Hülya Hanım okulda öğretmen, evde iyi bir aşçı ve annedir. Birden fazla rolü var. Okuldaki öğretmen, evde iyi bir aşçı olması ve anne olması Hülya Hanım'ın birden fazla rolü olduğunu gösteriyor. O zaman D seçeneği iyi bir annedir tabii ki. Çalışkan bir insandır tabii ki. Ama neyin göstergesidir diyor. Hülya Hanım gruplar içerisinde sorumluluk alan birisidir. Hayır. Burada farklı gruplar içinde farklı bir rolü vardır dememiz gerekiyor. Doğru cevabım D seçeneği. İki numaralı sorumuz buna göre Ömer aşağıdaki illerden hangisine gitmiştir? Samsun Ortaokulu'nda okuyan Deniz. Ömer diyor Deniz çıkıyor. Biz Deniz'i sileyim. Ömer yazalım en iyisi. Okulun düzenlediği bir geziye katılmıştır. Gezi sonunda peri bacalarını gezdiğini söylemiştir. Çocuklar peri bacaları Kapadokya bölgesinde Nevşehir'de. Doğru cevabım işte Ürgüp'tü, Göreme'ydi vesaire. Nevşehir'dir. C seçeneği. 3 numaralı sorumuz aşağıdakilerden hangisi geleneksel el sanatlarımızdan birisi değildir? Çocuklar halıcılık, bakırcılık, demircilik, çömlekçilik bunlar el sanatları gelenekseldir. Mesela fotoğrafçılığın topu topu ne olabilir ki? 100-150 yıllık bir tarih olabilir en fazla. O da ne icadı biziz ne mucidi biziz. Çok da anlamayız o işlerden. Ama diğerlerini binlerce yıldan beri yapıyoruz. Yapmış olduğumuz el sanatlarından, geleneksel el sanatlarımızdan birisidir. Doğru cevabım olmayanı bizden istiyor. Fotoğrafçılıktır tabii ki. 4 numaralı sorumuz. Verilen eserlerle bulundukları iller eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır diyor bize. Sevgili öğrenciler, İshak Paşa Sarayı Ağrı'da, Manyas Kuş Cenneti Balıkesir'de, Efes Antik Kenti İzmir'de, Bursa'ya burada bir şey kalmadı, açıkta kaldı. Doğru cevap D seçeneğidir. Ve bir diğer sorumuz aşağıdakilerden hangisi yöreden yöreye farklı gösteren kültürel özelliklerimizden birisi değildir diyor bize. Yani baktığımız zaman mesela kıyafet ve giyim şekli Karadeniz'de başkadır, İç Anadolu'da başkadır, Güneydoğu Anadolu'da başkadır görebilirsin bunu. En güzel nereden görsün biliyor musun? Düğünlerde görürsün. Düğünlerde o bölgenin yöresel kıyafetlerini görebilirsin. Türküler de yine aynı şekildedir sevgili öğrenci. Yani Karadeniz bölgesinde kemençeli türküler görürken Akdeniz'de bu olmaz ya da Güneydoğu Anadolu'da bu olmaz. Türkülerimiz de yine yöreden yöreye farklılık gösterir. Yemeklerimiz de aynı şekildedir. Ama Cumhuriyet Bayramı Karadeniz'de de, Akdeniz'de de, Ege'de de, İç Anadolu'da da, Marmara'da da hep birden kutlanır. Milli bayramlar farklılık göstermez yöreden yöreye. Doğru cevap B seçeneğidir. 6 numara Emine konuşmasında hangi haktan söz etmemiştir? Ailemizin yanında kalır ve yaşamaya devam ederiz. 6 yaşına girince bilgi beceri için okula gideriz, hastalanınca da hastaneye gideriz. 6 yaşına gidiyorsun, okula gidiyorsun ya eğitim hakkından bahsetmişsin. Hastalanınca da hastaneye gidiyorsun, sağlık hakkından bahsetmişsin. Ailenin yanında kalıyorsun. Senin yuvan neresi? Ailenin yaşadığı ev. Barınma hakkından da bahsetmiş ama oyun hakkından söz etmemiş burada. Doğru cevabım C seçeneğiydi. 7 numaralı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi bir grup oluşturur? Çocuklar grup bir ortak bir amaç için bir araya gelen kalabalığın olması gerekiyor. Mesela caddede yürüyen insanların birbirinden haberdar mıdır acaba? Birbirlerini tanımıyorlardır bile. Alışveriş yapan insanlar birbirlerini tanımıyordur bile. Parkta oynayan insanlar. Yani hafta sonu olunca
Çocuğunu herkes oraya götürür. Yani bir şey kararını almıyorlar birlikte. Rastgele buluşuyorlar. Tesadüfen oradalar. Ama halk oyunu oynuyorlar. Bunların bir amacı var. Halk oyunu oynamayı işte öğrenmek gibi. Ya da provalarına katılmak ya da gösteri düzenlemek vesaire. Bu grup oluşturur. Doğru cevap D seçeneği. Ve bir diğer sorumuz, Fatma Nine aşağıdaki kültürel öğelerden hangisine örnek vermiştir diyor bize. Bizim oralarda eğer bir yolcu uzun bir yolculuğa çıkıyorsa arkasından yere su dökülür. Bu yolculuğu su gibi akıcı hale gelmesi için yapılır diyor bize. Yani öteden beri gelen bir gelenekten bahsetmiş sevgili öğrenci. El sanatı mıdır bu? Halk oyunu mudur? Giyim midir? Değil. Gelenek. Doğru cevap D seçeneği. Ve bir diğer sorumuz, Fatih öğretmenin cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır diyor bize. Yerlere çöp atmamak çevreye ve topluma karşı nokta nokta biridir. Çocuklar, çevreye ve topluma karşı sorumluluklarımızdan biridir yerlere çöp atmamak. Doğru cevabım C seçeneği. 10 numaralı sorumuz, yukarıdaki verilenlerden hangisi toplumun bir bireyi olarak göstermemiz gereken davranışlardan birisi değildir diyor bize. Toplumun bir bireyi olarak kurallara uymak zorundayız. A seçeneğini eledik. Başkalarının haklarına karşı saygılı olmalı, saygı göstermeliyiz. B seçeneğini de eledim. Bak, 4 numaraya da bak. Kuralları çiğneyenlere karşı usulüne uygun, kibar bir şekilde karşı çıkman gerekiyor. Yani sen kurallara nasıl çıkmasın diye adama da girişme, değil mi? Tartışma, kavga da etme onunla. Bu da sana ait davranışlardan biridir. C'ye bak bakalım, 3 numara. Bizleri ilgilendirmeyen insan hakları ihlallerine duyarsız olmak. Ya bu beni zaten ilgilendirmiyor. Ben ona karşı görmemezlikten geliyorum oradaki sorunu. Hayır tabii ki bu davranışlardan birisi değildir. Cevabım C seçeneği. Yazılımızın son bölümü G bölümü, 10 puan değerinde. Aşağıda verilen illerden uygun olanları tarihi ve doğal güzelliklerimizin karşısına yerleştiriniz diyor bize. Konya, Trabzon, Edirne, İstanbul, Adıyaman, Topkapı Sarayı İstanbul'da sevgili öğrenciler. Yazdık şu şekilde. Mevlana Müzesi Konya'da, ne olursan ol yine de gel. Uzungöl, Trabzon'un eşsiz güzelliği, şu aralar yıpratıyorlar, kirletiyorlar sevgili öğrenciler ama Trabzon'da inanılmaz bir güzellik. Nemrut heykelleri Adıyaman'da. Nemrut o bölgede yaşamış eski bir kral. Selimiye Camii ise Edirne'dedir. Mimar Sinan'ın yapmış olduğu bir cami, harika bir cami yine. Edirne'dedir. Yaptığın her doğru 2 puan olarak hesaplayabilirsin. Yazılı bitti. 1 puan aldın. Yorumlar kısmında bizlere ve diğer arkadaşlarla paylaşabilirsin. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımı takip etmeyi, diğer ders videoları, yazılı videoları, soru çözümler videoları için abone olmayı lütfen unutmayalım. Bütün herkese başarılar diliyorum.